Dolar kurunda psikolojik eşik aşıldı. Haftalardır büyük bir hızla eriyen Türk lirası artık tarihin en dip düzeyinde. Dolar kuru ise çift hanelerde. Türk lirasındaki hızlı erimeye muhalefetten tepki yağdı. Paramız pul oldu eleştirileri birbirini izledi. Zira artık 1 lira 10 sent bile etmiyor. Ekonomi yönetilmiyor diyoruz. Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor ve tabii şu anda Türk parası da hızla pul olmaya devam ediyor. Sayın Erdoğan, taraflı partili cumhurbaşkanlığı seçildiği tarihte 25 Haziran 2018'de 1 dolar 4 lira 65 kuruştu. Bugün dolar kuru geldi 10 liraya dayandı. Gerçekten aklımız havsalımız almıyor. Bu iktidar tam bir miras yedi gibi varımızı yoğumuzu harcadı, ülkemizi değersizleştirdi. Rekor üstüne rekor derken Türk lirası tarihinin en dip seviyesine indi. Dolar kuru psikolojik sınır olan 10 lirayı aştı, çift hanelere ulaştı. Euro ise aynı dakikalarda 11.44 seviyelerinden işlem gördü. Hiç kimse çıkıp da dünya şöyle dünya böyle demez. Türkiye bugün büyük bir beceriksizlikle karşı karşıya. Türk lirasını, Türk parasını pul ettiler. Şu anda insanlar gerçekten pahalılıktan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bütün bunların bir tek nedeni var. 2018 yılında bu ucube tek kişilik rejim, Erdoğan şahsım rejimi başladığından beri sürekli cebimizi boşalttı. Ülkeyi şahlandıracağız vaadinizle milletimizden 24 Haziran 2018'de yetki aldınız. O gün 1 dolar 4,7 TL iken bugün 1 dolar 10 TL. Paramıza %112 değer kaybettirdiniz. Milletimizin alım gücünü heba ettiniz. Gelinen nokta sadece dolarla ilgili değil. Türkiye'nin güvenilirliğiyle de ilgili bir nokta. Türkiye'nin itibarı tartışılır konuma gelmiş. Bir karar almak gerekiyor. Bu ekonomik sistemi başta tutan bu kişi ya gidecek ya gidecek. Bunun için bir tek şeye ihtiyaç var. Erken seçim değil, derhal seçim. Muhalefet hedefini iktidara aldı ama Türk lirasındaki değer kaybının yalnızca ekonomik sonuçları olmayacağına dikkat çekildi. Tarih 1 Mart 2012. Hep beraber izleyelim. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarı. İşte bu iktidar bu milletin parasını da pul etti, itibarını da pul etti. İşte o gün bugündür. Türk lirası sadece dolar karşısında değil, adı sanı duyulmamış ülkelerin parası karşısında bile değer kaybetti. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diyenler, rekabetçi kur diyenler, paramızın değersiz ve itibarsız hale gelmesiyle milletimize çok ağır bedeller ödettiler, ödetiyorlar. Eserinizle övünün. Dolar 10 TL. Milli onurumuzun simgesi olan TL 10 sent bile etmiyor. Büyük paralarla çalıştırdığınız propagandacılarla gerçeği gizleyemezsiniz. Aziz milletimiz, yerli ve milli söylemine sığınıp döviz ve faiz baronlarına hizmet edenlerin kim olduğunu gördü. Muhalefete göre döviz kurlarındaki hızlı yükselişte yeni zamlar kapıda. Fatura yine vatandaşa kesilecek. Bu ülkenin insanları dolar 10 lira olunca ekmeğin 2,5 lira olacağını gayet iyi biliyor. Döviz kuru artınca iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini bugün ilkokul çocukları bile biliyor. Dolar 10 lira demek. Bu kış evimizi doğal gaz faturasından endişe edip ısıtmaya korkmak demek. Dolardaki bu artış hızla her şeye yansıyor. İğneden ipliğe her şey zam görüyor. Zam görmeyen bir tek şey var, o da asgari ücret. O da milletin geliri, milletin maaşı. Ekmek daha yeni zamlandı. Çarşı, pazarda ne varsa etiketler bir gün dayanmıyor. Saat başı değişiyor. Bugün ülkenin en önemli meselesi pahalılıktır. Pahalılığı nedeni de kötü yönetimdir. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan